Arkadaşlar biz de merhaba. Bugün vermiş olduğum birkaç sipariş geldi. Şöyle bir kuşlara mama aldık. Mama mı yeni? Mama klasik. Kuş maması. Şöyle bunu şeye vereceğim. Oh, mis gibi koktu. Onları aktar. Onları az önce şeyden aldım. Bunlar siparişte yok. Oradan aldım. Vermemişiz çünkü sipariş. Evet, vermiyoruz. Mamalık. Onlar mamalıklarımız. Birbirine kuru yapıyor gibi geliyor sesten. Arkasına basın acaba. Onda da kalamar kemikleri var muhtemelen. Yavrum makasla denesin olmaz mı? Ama işte sen. Burada da bir sürü tarafında da var bantlar. Bu tarafı da bantlar. Çıkar bakalım kaç tane var. Kırılmasına bak, köpükte olmuşlar. Bundan 5 tane olacak. 10 tane. 2 gel 3 4 5 6 7 8 9 10. Tam 10 tane gelmiş değil mi? Tam. Evet. Eksik yok kargolarımızda. Şu anda yok. Kargolarda eksik yok. Kalamar kemikleri sence biraz ufaklar. Evet. Ufaklar. Biraz ufaklar. Olsun, yapacak bir şey yok. Hiç olmamasından, hiç olmamasından iyidir. Kalamar kemiklerini beğenmedim yalnız. Evet. Biraz ufak gibiler. Ufak da değiller aslında da. Baya ufaklar ya. Değil ya, değil değil. Ne ya baya ufak? Aldığımızı ver bakayım bir. Şu aldığımız. O da ufak. Tamam, onun tanesi kaç liraydı? Bir tane aldık biz. Ona 5 lira verdin. 5 lira. Buna 10 tane. Her birinden en az 5 diyorlardı. 7-8 var. Şey küçüldüğü için. Yalnız adamı şundan kandırdılar bizi. 10-15 santim arası diyorlardı. Bunlar 7-8 santim yok. 5'er santim anca var. O yüzden işlerinde 3, 6, 7, 7, 7 tane. Bazılarında 6 tane. 6 tane. Bazılarında 5 tane. Bazılarında 5 tane. Farklı farklı işte. Mesela daha çok. Anladın mı? Neyse, görmeden alışveriş bu kadar oluyor. Kalamarlardan pek memnun olmadım. İşin açıkçası. İşin açıkçası. Evet arkadaşlar. Şu anda diğer kargomuz da geldi. Yuvalıklarımız geldi. Şimdi onu açalım. Bakalım. Kuşlarımızı da göstereceğim size arkadaşlar. Evde muhabbet kuşu bakalım. Kanalımızda da köy hayatı ama biz bunu köyde de yapıyoruz. Hanım dedi ki ben muhabbet kuşu istiyorum. Daha önce yapmıştı biraz bu işi. Evde kendi böyle Hint bülbülü muhabbet kuşu yetiştirip yavrularını satmıştı. Seviyor da bu hayvanlara bakmayı. Bu evcillere, dostlarına. Bunlar da bilmiyorum, huzur buluyor herhalde bunlarda. Evet. Yani bak onlar ne güzel. Onlarla konuşmak, ben, evet. Bence şu yukarıdakiler birbirine kuru yapıyorlar. Bence de. Evet, çünkü onların kuru sesi geliyor. Bugün ben onların altını güzelce temizledim, mama yaptım, sulıklarını değiştirdim. İyi, ne güzel işte. Ya, bir tanesinin suluğu akıyormuş. Değiştirdin mi? Değiştirdim. Yardım edeyim mi sana? Dur, şurada şey yaptım. Şu bantı çekiver ha. Şu kenarları kes. Şunun içinde kutu mu var? Dur. Orası açıldı bak, orası açıldı, oraya açıldı. Evet. Yuvalıklarımız yuvalıktan büyük gibi geliyor bana, evet. Evet, istediğim yuvalık. Büyük gelmiş. İki taraftan da kapağı var. Şöyle, evet. Şurada yapıştıran sonra, evet, şurada yap. Bir dakika. Bir tanesine altı, bir tanesine üstü. Dur, bekle. Tamam. Çevir, çevir, göreyim ben de.
Buradan girmez ki. Dur canım bir saniye. Ha. Evet. Ha o şey diğer türlü duracak. Ha yok bu şey duracak. Tamam. Biraz tozla mı olsun? O normaldir. İşte temizleyeceğiz zaten bunları arkadaşlar. Kargodan geldi ya. MDF'den yapılmış. Orası biraz zarar evet, mı görmüş? Evet birazcık zarar görmüş. Çok az. Evet biraz zarar görmüş orası. O yüzden de zor kapanıyor. Diğerini de değiştiririz. Şunu da diğer değiştirmeyi dene. Şunu yok tamam tamam. Ha o tamam. Diğer taraf olur o da. Talaş hediyeydi. Evet. Bunlar da şuraya aparatlar. Aynı şeyden iki tane daha yedek koymuşlar. Tamam. Hayır diğer yuvalıklarını belki olabilir. Bakarız. Şurada delikleri var. Şu da şuranın. Takayım mı şunları? Ben takacağım bekle. Onu ben şöyle talaşı sonra koyarız. Şunu zaten sileceğiz temizleyeceğiz ya. Tamam. Bunu şöyle koyayım o zaman. Evet. Kaybolmuş oluyor. Şöyle bir dakika alıyorum. Tamam. Güzel. Geniş. Evet büyük istemiştim zaten. Evet. Evet bu daha geniş oldu. Diğeri küçük çünkü arkadaşlar. Şu yuva küçük. Kuşlar biraz eri kuşlar. O yüzden yuvayı büyütmem lazım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunları çiftleşirken gördüm dün. İnşallah. Ben de gördüm bugün. Bugün de sen gördün. Bir takımımız da şöyle var. Bunlar da çok iyi anlaşıyorlar. Şimdi biraz telefondan ürküyorlar. Şu alttakilerden daha bir tık yok. Gördüğüm kadarıyla. Bakalım. Evet. Onu göre ayarlayacağız. Tamam onu yaparız. Ben sadece şu anda. Evet. Ben çeviririm onları sonra. Evet şöyle oldu. Evet güzel oldu. Bu öbür yuvalıklara bakarak daha büyük. Tamam şimdi biz bu yuvalıkları yapalım. Şuraya yerleştirelim. Bir de öyle çekelim. Evet sonunda bitti. Yuvalıklarımız da geldi. Yuvalıklarımızı da taktık. Sanki en üstteki hatun biraz şey onun vidalarını biraz daha sıkıp arada bak biraz açıklık mı var bilmiyorum. Yok şu tam anda sıfır değiller gibi geliyor ama neyse şimdilik böyle kalsın. Ne? Bu yuvayı bir de şuradan çatal yapmam lazım. Bakalım hayırlısı. Arkadaşlar bir sonraki videom inşallah yumurta olacak yavru olacak ama şimdi bunların maliyetini hesaplayacağım size. Bakalım bunlar bana bu 4 takım kafes, yemlik, suluk, kalamar taşı, akıllı yemlikler, yem ve yuvalıklar kaç paraya mal oldu? Onu bir hesaplayıp sizle paylaşayım arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Şimdi 2022 yılının Eylül ayında 4 adet yani 4 takım muhabbet kuşunun maliyetini sizlerle paylaşacağım. Bana olan maliyeti tabi bu. Bu aşağı yukarı değişebilir. Ama bana maliyeti ne kadar olduğunu sizlerle paylaşacağım. Maliyetin içinde neler var? Videoda gördüğünüz kuşlar da dahil. Yuvalık, akıllı yemlik, tünekler, kalamar, suluklar, mamalık. Ondan sonra 5 kilo hazır mama ve şurada kovun içinde bulunan şöyle göstereyim. Yemler mama alttaki üstündekinde yem var. Yani aktarı, kızıldarı, karışık asfur ben biraz karıştırdım. Onları size paylaşacağım. İnşallah güzel bir video olur arkadaşlar. Şöyle bir geçelim bilgisayarın başına. Burası benim hobi odam. Arkadaşlar şöyle tutayım. İnşallah. Şöyle. Oradan net gösteremem galiba. Şöyle yapalım. Dörtlü kafesi, üretim kafesini ben akıllı yemlik, tünek, suluk dahil 495 TL'ye internetten almışım. Bu arada ben buradaki tüm alışverişimi hepsini internetten yaptım arkadaşlar. Çünkü köyde yaşıyoruz. Hemen elimizin altında pet shop yok. O yüzden hani kasaba inmemiz, ilçe inmem lazım. Ama kargoyla da geliyor. O yüzden ben internetten alışveriş yapıp internetten almayı tercih ediyorum.
Bazen ürünler güzel oluyor, bazen istediğim gibi çıkmıyor ama o şu anda hemen hemen iyiler. Konumuza dönecek olursak, öncelikle 4 üretim kafesini 495 TL'ye aldım. Bunun için akıllı yemlik, tünek, suluk dahil. Ondan sonra ayın 16 Eylül'de kalamar kemiği, yani bunlara kalsiyum ihtiyaçları için, yumurtalar, yani ona ihtiyaçları var. Gaga taşları da takılı. İşte vesaire. Bunlara 129 TL ödemişim arkadaşlar. 10 paket varmış. Her paketin içinde ortalama 6-7 adet görünüyor. Yani kalamarların boyları da 6 santim falanlar. Ondan sonra mama aldım. Klasik bir mama aldım. Bunlardan yumurtalayacağım için mama vermem lazım takviye. 5 kilo. Buna 150 TL ödemişim arkadaşlar. İşte devrilmez mamalık 30 liraya almışım. Kaç tane var şimdi? 5 tane var. Bana 6 TL'ye geldi. Bunun 6 TL pahalı olduğunu biliyorum. Ama sadece onu alırsam kargo ücreti zaten 20 TL falan tutuyor buraya. O daha da pahalı olacaktı. Ben de mecburen pahalı da olsa kargo bedavalandan 30 liraya getirdim. Yuvalıklar arkadaşlar. Tanesini 42,5 liraya almışım. Folluk artı talaş içine dahil 4 tanesine 170 TL verdim. Arkadaş, kuşları Ankara'dan getirttirdim 3 takımını. En üstteki takım da yerli olanlar. Onlar da burada bir abimden aldım. Yaklaşık 4-5 aydır bendeler. Ondan sonra kuşlara ne ödemişim? Hepsi 4 takım dahil yol parasıyla beraber 650 TL'ye para ödemişim. 2 kilo civarında da yem aldım. O da ortalama 50 lira civarında tuttu arkadaşlar. Toplam bana maliyeti 1674. Biz onu 1700 lira diyelim. Yani bana 1700 TL'ye mal olmuş arkadaşlar. Dediğim gibi bu kanal köy kanalı ama biz köyde muhabbet kuşu da yetiştiriyoruz. Hayvancılığın yanında. Bu bizim hobimiz. Biz bunu hobi olarak yapıyoruz. Seviyoruz bu canlıları. Kuşların da zaten birbirleriyle hemen anlaştılar. Ben yuvalıkları takar takmaz. Şu alttaki kuşlar, dişisini bugün gördüğüm yuvanın içindeydi. Üsttekileri yeşille mavi şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Onları çiftleşirken gördüm. Yukarıdaki sarı ve sarı yüz mavi. Sarısı bugün o da yuvaya girdi. Onu da gördüm. Yuvaya bir girdi. Önce uzaktan bir izledi şöyle. Sonra bir iki girdi çıktı. Ama yuvaya ilgisi arttı. Yukarıdaki yerli kuşlar, onlar da şu anda birbirlerine kur yapmaya başladı arkadaşlar. Birbirlerine kusmaya falan başladılar. Sanırım kendileri hazır olduklarında yumurtalarını verirler diye düşünüyorum. Arkadaşlar, dediğim gibi bu bir köy kanalı. Ama yine de biz evde muhabbet kuşu da yetiştiriyoruz. Hobimizle yapıyoruz. Dediğim gibi kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.